Arkadaşlar, bu dersimizde Arduino Scratch modülüne devam ediyoruz. Arduino Scratch modülü üzerinde bulunan komponentlarımızı işledik. Bir de Arduino Scratch modülüne dışarıdan ekleyebildiğimiz diğer komponentlarımız, sensörlerimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi ultrasonik mesafe sensörü. Mesafe sensörünün bağlanabileceği 4 tane bacağımız var. Bu bacağa uygun da Arduino Scratch modülü üzerinde bağlantı noktaları mevcut. Yani bu kartı tasarlayanlar üzerinde bıraktıkları bazı komponentlerin yanı sıra dışarıdan ek komponent eklenmesine izin verilmiş. Şimdi bakacağız. İlk önce kartımızı kameramıza yaklaştırıyoruz. Şöyle odaklayalım biraz daha. Evet. Yazılarımız okunuyor. Görmüş olduğunuz 4 tane pinimizin yanında eksi, eko, trik ve artı bacakları mevcut. Biz de ultrasonik mesafe sensörümüz üzerinde bulunan aynı bacakları sırasıyla bağlamaya çalışacağız. Zaten direkt bağlantı yaptığımızda aynı sırayı elde etmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde kolay bir şekilde, yani kablo yardımı olmaksızın, direkt ultrasonik mesafe sensörümüzü Arduino Scratch modülümüze rahat bir şekilde yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken bu doğrultuda kodları yazmak. Hemen kod alanımıza geçecek olursak mBlock programımız çalışır durumda. mBlock programımızda ne yapalım? Örneğin bir uyarı sistemi yapalım. İlk önce arka planımızı ekleyeceğiz. Hemen sahneye geçiyoruz. Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tane arka planımız mevcut. Yani biz bir uyarı sistemi yaparken arka planın kırmızı beyaz olarak rastgele yanıp sönmesini sağlayacağız. Mesafeye göre. Hemen kod alanına tekrar geçiyorum. Ne demiştik? Bilgisayarımızla etkileşimli bir şekilde yapacaksak bağlantı sekmesi altından aygıt yazılımı güncellemesi yapacağız. Bu aygıt yazılımı güncellemesini kullanacağımız için de Arduino programı bloğunu eklememize gerek yok. Direkt normal Scratch'te işlem yapar gibi yeşil bayrak tıklanınca diyerek kodlarımıza başlıyoruz. Şimdi yeşil bayrak tıklandığında ardından sürekli tekrarla bloğunu ekliyoruz ki yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak bizim mesafemizi ölçsün. Tabi bunu da yine sayısal olarak görmek istiyorsak pandanın üzerinde göstereceğiz. Tabi pandamıza kodlarımızı yazmamız lazım. Pandamız içerisine atıyorum. Evet. Ne dedik? Merhaba de bloğu içerisine biz mesafemizi yazdıracağız. Arduino programı Arduino'nun klasik bloklarında mesafe ölçmeye yarayan ultrasonik tetik ve okuma pinlerini belirttiğimiz bloğumuzu kullanıyoruz. Tetik pini sensör üzerinde bulunan trik pinine geliyor. Trik pinimiz de yine buradan bakalım kaç nerelerde bağlı. Evet. Eko pinimiz 8'de, trik pinimiz 13 üzerinde bulunuyor. Sayıları da öğrendikten sonra tekrardan kodumuza geçiyoruz. Tetik pinimiz 13 üzerinde, eko pinimiz yani okuma pinimiz de 8 üzerine bağlı. Hemen bunu bir çalıştıralım. Yeşil bayrağı tıklıyoruz. 0 olarak yazıyor. Neden? Bağlantımızı hala gerçekleştirmedik. Seri bağlantıdan COM3'ü seçtim. Burası yeşil oldu. Yazılım güncellemesi diyerek de kodlarımı Arduino'ya yüklüyorum. İlk önce mesafeyi ölçüp ölçmediğine bir bakalım. Yükleme tamamlandı. Tam ekran yapıyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet. Mesafemiz ölçülüyor. 13, 14, 8. Buradaki durumlara göre de ölçüm gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sayımız değişiyor. Şimdi okumayı gerçekleştirdiğini gördüğümüze göre diğer işlemlerini getirelim. Hemen ne yapıyoruz? Eğer ise değilse bloğu alıyoruz. Neyi kıyaslayacağız?
Mesafe sensöründen gelen değeri işlemler altına gidiyorum. Küçüktür. Değerini alıyorum. Kopyalıyorum mesafemi. Ultrasonik mesafe sensöründen gelen değer 10'dan küçükse, yani 10 santimden daha yakına geldiyse bir engel. Ne yapacak? Sürekli olarak arka planı değiştirecek. Yani kırmızı beyaz arasında geçiş yapacak. Hemen bunu sağlayalım. Görünüm altına gidiyorum. Dekoruna geç diyorum. Tabii dekor 2'ye geçmeyeceğim ben. Sonraki dekora geçeceğim. Sürekli olarak kırmızı beyaz olarak işlem yapacak. Eğer 10'dan büyükse ne yapması gerekiyor? Dekor 1'e, yani beyaz rengime, normal koşuldaki rengime dönmesi gerekiyor. Hemen yeşil bayrağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 10'dan küçük olduğu durumlarda arka plan sürekli olarak değişiyor, uyarı veriyor. Bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz buzırımızın da burada uygulamasını yapabiliriz. Hemen ne yapalım? Robotlar kısmına geliyorum. C4 notasını yarım vuruş çal diyorum. Nerede bağlıydı hatırlayalım. 11. bacakta bağlıydı. 11. bacağımı da aktif ediyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Arka planım renk değiştiriyor ve bana da uyarı sesi veriyor buzurum. Bu şekilde bir güvenlik sistemi oluşturabilirsiniz. Tabii bu basit düzeyde bir güvenlik sistemi oluyor. Hem ses hem de görüntülü uyarı veriyor bize. Evet arkadaşlar, mesafe sensörünü bu şekilde hem ses ile uyarı hem arka plan uyarı yapıyoruz. Aynı zamanda bunu Arduino programı olarak yaptığımızda da buradaki ledlerle de uyarı verebiliriz. Şimdi isterseniz ona bakalım. Yeşil bayrak tıklandığında kaldıracağım. Çünkü artık Arduino programı yükle kısmını kullanıyorum. Arduino programında da bizim yine buradaki bilgi metinlerimiz kullanılmıyor. Onları kaldırdım. Ne yapacağız? Sonraki dekorları da kaldırıyoruz. Ne kaldı bize? Uyarı sesimiz. Kaldı, yine uyarı verecek. Ondan küçükse işlem yapacağız. Bu sefer ne yapacak? Hemen ledlerime geliyorum. Birinci ledi söndür, yak gibi uyarılarımız var. Şimdi sesimiz çalacak. Birinci ledimiz burada yanacak. Kopyalıyorum. İkinci ledimi yakıyorum. 1 ve 2 ondan küçük olduğu durumda yanacak. Diğer ikisini de, yani 3 ve 4'ü de ondan büyük olduğu durumda yakacağım. Ama birbiri durumlarda da ledleri söndürmem gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? 3 ve 4'ü yukarıda söndürüyorum. 1 ve 2'yi de aşağıda söndüreceğim. Söndür yapalım. Yani ondan küçük olduğumda buzarımdan ses gelecek. 1 ve 2. ledim yanacak. Diğer durumda da 3 ve 4. ledim yanacak. Bunu Arduino'ya yükleyeceğim. Önce bağlantımı kontrol ediyorum. Seri portum bağlı durumda. Buradan görünmüyor ama Arduino yükle butonunda tıkladım. Şimdi bakalım mesafemize göre işlem yapacağız. Evet, yüklememiz bitti. Şu an mavi ledlerim yanıyor. Bu büyük olduğu durumda geçerli olan ledim. Şimdi küçük olma işlemine bakalım. Gördüğünüz gibi yakınlaştırınca kırmızı ledim yandı ve sesim de çalmaya başladı. Tekrardan deneyelim. Bu şekilde ledler ile de uyarı sistemini yapabiliyoruz. Evet. Şimdi iki tip uyarı sistemini gerçekleştirdik. Bunun dışında neler yapılabilir? Mesafeyi ölçtüğümüzde, örneğin daha önceki videolarımı izlediyseniz park sensörü yapmıştık. Bu şekilde park sensörü yapabilirsiniz. Artı açılır kapalır kapı yapmıştık. Yani mesafe, yani bir araç geldiğini düşünürsek
Araç yaklaştığında kapımız açılır. Araç geçtikten sonra da, yani belli bir süre bekledikten sonra da kapımız geri duruma gelir. Yine bunu da servo motorlarla yapıyoruz. Burada sadece Arduino Scratch modülü üzerinde ultrasonik mesafe sensörünün basit bir kullanımını gerçekleştirdik. Diğer kısımları da kodlar yardımıyla yerine getirebilirsiniz. Diğer derslerde yine servo motorun veya LCD ekranın bağlantısını da burada göstereceğiz. Şimdilik iyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.